Ermancığım önce hoş geldin. Ayaklarına sağlık güzel kardeşim. Sadece posta değil, farklı ırklara, özellikle bilgi aktarıcı, eski kuşçuluğu artık beyinlerden kazıyıp yeni jenerasyonlara geçiş dönemi. Burada da senin de bir emek işçisi diyeyim sana. Gönüllü bak, bu pazar günü çıkmışsın gelmişsin buraya kadar. Ayaklarına sağlık güzel kardeşim. Sana da camia adına, Türkiye güvercinciliği adına, tüm kuş besleyen adına teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalarım var ve beğeniyle takdir ederek izliyorum. Ben İmdat Erdin. 1977 doğumluyum. Aslen Sivaslıyım ama İzmir'de doğma büyüme. Kuşçuluk mazim çok yok. Hani şöyle diyeyim, 7. sene. Öncesinde kuşçuluğum olmadığı için hani çok belki anım yoktur. Ama belki de bir ömre sığacak kadar da anımız olabilir. İmdat Erdin olduk, kuşçu olduk, postacı olduk ama benim eşimle oğlumun daha çok emeği var. Onlar adına da sana teşekkür ediyorum geldiğin için. Yani postacılık adına olabilecek her yerde olmaya hazır bir insan diyelim İmdat Erdin. Kısacası bu yani. İlk sene benim ilk girdiğim yarış. Ama hiçbir şey bilmiyoruz o zaman. Sağ olsunlar da bana ilk yardım edenler Hakan Dağlı falan var. Çok bana yardımcı olmuştu sağ olsun. Onlar hani salım kafesleriyle giderlerdi. Ben karton kutuyla kuş yollardım. O sene Konya'ya kadar uçtum ama bilmediğim kuşlarla. 10 liralık 15 liralık kuşlarla. Sonra daha bu işin duayenlerinden kuş aldık İzmir'den. Onlarla yarışmaya başladık. Sonra baktım ya, dernekte hep şey hani böyle 1000 kuş yarışıyor, 800-900 kuş aynı kuş. Yani bir farklılık olmuyor. Birkaç kişi de farklı kuşlar var. Sonra yolumuz Ersin Lale ile kesişti. Bugüne kadar gelmemdeki en büyük kenlerden biri, kişilerden biri Ersin Lale. Trakya'da, Edirne'de gerçekten 100 kilometreden 1250-1300 kilometreye kadar çok başarılı olan bir insan. Ve ben hala onun soyunu besliyorum şu an. Sonra o kuşlara farklı kanlar girmeye başladım. Ama tabii bu değil ki ben oradan kuş aldım da öteki beslediğim kuşlar kötüydü. O insanların kuşlarıyla da kupa aldım. Ben bugün inkar edemem şimdi. Ercan Baysoy'un kuşunu da aldım mesela. Trakya'dan bir arkadaşım kuşuyla eşledim. Bir kupa aldım. Muş'un Türkiye Güvercin Federasyonu yarışı düzenlenmişti. 1271 kilometre geliyordu benim kümesime. Kuşun bir tarafı Muharrem Vardar'ın kuşuydu. Hani unutamayacağım şeydi yani o 1270 kilometreden kuşun gelmesi. Ya ben heyecandan ölecektim böyle ya. İzmir'e gelen ilk kuştu o. Sonra 10. gün falan galiba şeyin geldi. 7. gün benim gelmişti. Gökhan abinin gelmişti. Aynen böyle mazi oldu artık. Diyoruz ya biz de artık galiba eskiyoruz biz de. 7-8 sene oldu. Farklı ırklara yöneldik ama dedim ya bu demek değil yani o alama. Kuşları kötüydü. Ama ben farklı olmayı, dik olmayı daha çok seviyorum. Tamam, kuş olacak, kümes olacak, şans olacak ama en büyük var ya, çelik gibi sinirlerin olacak. Psikolojin o kadar sağlam olacak ki, yani dayanıklı olacak. Burada sinir çok önemli. Ben çok sinirleniyordum. Bilmiyordum bu işin içeriğini. Şu an bakıyorum, keşke diyorum öyle olmasın. Ama çünkü yolum Ersin Lale'nin kuşlarıyla tanıştıktan sonra değişti. Vizyonum da Ahmet Çavdar'ı tanıdıktan sonra değişti. Yani Ahmet abilerle biz Kalamançı'ya ilk kuş yolladık. İlk yarışta ilk kupam birincilik gelmişti yine. Bilmiyorum kaç tane oldu. Hani 17-18 tane Kolombodum kupası var. 15-16 tane herhalde dernek kupası var ama bilmiyorum. Hani tam sayıyı. 100 kilometrede de aldım. 700 kilometrede de aldım. 950'yi de uçtum. 1250'yi de uçtum. 1270'i de uçtum. Kolombodum da uçtum. Final de uçtum. Yani artık her yerinde olduğum için. Postacılıkta şu var hani. Vitesçi, maratoncu, ya işte atıyorum klasmancı. Ben... Ne bileyim ben nerede iyisi var dediler şampiyon. Gittim aldım. Nerede şampiyon olmuş? Gocunmadım aldım. Allah'a şükürler olsun. Hepsinde de beni mutlu etti. Eşyanelik sistemi çok seviyorum. Yani eşyanelik sisteminde ben çok yavru alıyordum. Ama biraz damızlıkları çoğaltınca... Bir 10 takım eşyaneliğim var. İşte oradan yavru alacaksam, gerçekten hani acil dernek yarışı çıkarıyorsam, belirli kuşlar dernek yarışı için yumurtlar. Hemen o yumurtaları alalım ben burada. Eşyanelikteki 10 takım benim Kolombodum için çalışıyorsam, onları Kolombodum'u pas geçerim ben 12. ayda, 1. ayda. Hemen bir 4 yavruyu bir vuruşta alırım. Dernek yarışı için Mustafa Köymen'le ortak yarışıyoruz. Sağ olsun 2 yıldır bu 3. senemiz. Verdiğim kuşlarımın gerçekten hakkını verdi. Hakikaten 10 numara bakım uçurmasıyla, başarılarıyla. Mustafa Köymen kardeşime de buradan selam söylüyorum. Gerçekten çok emeği var. Yani son 2 yıldır kuşlarda müthiş bir özverisi var. Benden daha çok seviyor ve hakim kuşlara. Onu da çok seviyorum kardeşimden öte. Şöyle söyleyeyim, orijinal Ahmet Çavdaroğlu. Ahmet Çavdaroğlu. Delbar ırklı bir kuş.
Bu İki yurt kardeş. Dışında mı doğdu, Türkiye'de bu mi? Bu Türkiye'de Ahmet Çavdar'da çıkma bu kuş. Tamam. Tamam mı? Ahmet abimde çıkma. Bunlar iki kardeş bende. Anne baba mı yurt dışı bunun? Bunun babası Alexander Gebel'in, Bianca'nın soyu. Kalimançi final 29, yarı final şampiyonu bu kuş. Babası. Kalimançi yarı final yarı şampiyonu. Final 29'uncusu. Ahmet Çavdaroğlu'nun damızlığıdır kuş. Damızlığı. Bunun babası. Evet. Damızlığında. O zaman almıştı. Beraberdik zaten orada 2017'de. Onu annesi de Kalimançi de final uçup Ahmet abinin kendi kuşu orijinal Kılıç. Kalimançi de satın alıyor. O kuşu Tenerife'ye yolluyor, İspanya'ya. Orada da yarı finalde araba kazandı, Mercedes. Şampiyon oldu. Bu kuşun annesi. Yani bu kuşun annesi hem Kalimançi de final uçuyor. Hem İspanya Tenerife'de şöyle bir bak şu kuşun kanadına filan. Tenerife'de de Mercedes kazanıyor. Ayrıyetten o da Ahmet Çavdar'da çıkma kuş yani. Bu tamamen artık benim için Ahmet Çavdar'dır. Yani ne o ne bu. Bir tarafı orijinal Del var. Bir tarafı Kılıç. Araba kazanan Mercedes kazandığının oğlu bu. Arabayı nasıl getirdiler oradan? Arabayı ihtiyacı kalmadı arabaya. Bana hediye çekti de ben vergilerini ödeyemedim. Parasını da alabiliyor değil mi? Tabii, tabii öyle bir durum. Satar arabasını orada veya bir şeyler yapar diye. Onu... Annesi Lolita dediğim kuş. Melih Çınar'ın uçurduğu bir kuştu. Ben o kuşu Şevket'e sahiplendirdim. 3 kupalıydı. Etap kupaları ve final klasman şampiyonuydu annesi. Ben o kuşu sahiplendirdim. Bu yavrusu damızlığa kaldı. Bunun öz kardeşi bu sene Kırkpınar Edirne'de final 12 oldu. Öz kardeşi. Tabii. Derbi 16'da da yanılmıyorsam 103 oldu final. Öz kardeşi yine. Bunun babası da Del var. Vites klasman üçüncüsü. Ayrıyeten 276 kilometrede de kupası var. Yani iki kupalı babası Del var. Annesi Şablon. Melih Çınar'ın yarıştırdığı Lolita dediğim. Ben bunlara Lolita diyorum. Lolita gibi bir kuş zaten. Ufak. Bunu eşledik. İnşallah bakalım Allah muvaffak ederse. Maşallah. Yani iki taraftan da dört kollan şampiyon kuşlar. Ya diyorum ya birazdan artık böyle farklı. Bu şimdi arkadaşlar bu kuş bizim Türkiye'mizde ne var biliyor musunuz? İnsanlar kara palım mı oluyor bu şimdi? Yok. Kara çakmaklı. Kara çakmaklı. Basu ağırlıklı bir kuş bu. Şimdi bizim ya yargılama demeyelim, eleştirme demeyelim de Türkiye'de ne kuşlar uçuyor? Diyorum ya değer görmüyor. Ya yeni meraklara destek olun ya. Bakın bu kuş Yusuf Boz Mustafa Menkli Manisa'da uçurdukları bir kuş. Bu kuş rüzgar. Bu kuş Manisa günübirlik. Sivas ikincisi. Hem klasman. 5 kupası var bu kuşun. 5 kupalı, beş kupalı bir kuş. Hem klasman hem Sivas günübirlik. Sivas günübirlik. Tabii. Yusuf Sivas Boz'dan kaç kilometreydi? Galiba onlara 900 bin geldi. 914 kilometre diye hatırlıyorum. 914 kilometre olması lazım. Bu kuşun uçulan çocuklar pırlanta gibi ikisi de. Enişte kayınço onlar. Yusuf Boz'da Mustafa Menkli onlara ait. Soy sahibi onlar, emek sahibi onlar, başarı onların. Kuşun başarısı da onların. Benim damızlığım olabilir. Ama başarı adamların yani. Tabii. Şimdi. Ama bundan sonraki yavrular yeni jenerasyonlarda... Soy sahibim yine onlar. Tabii. Kuş benim olabilir. Pedigrisinde her zaman tabii isimleri duracak. Tabii canım ben göğsümü gere gere. Çıkardığın kuş iyi bir kuş olursa da senin verdiğin yerde düşmanım de pedigride olsun, senin ismin olacak. Düşmanım olsun. Kuş eğer buradaysa ve uçtuysa ben saklayamam. Evet. Çünkü bu kuşun hakkını yiyemem. Yani kul hakkı gibi ya düşün. Bu kuşun ben hesabını nasıl veririm? Bu kuşun yavrusu uçmuş. Ben başka kuş diyebilir miyim ona? Evet. Diyemem. Bu benim. Evet, 9 kardeş. Bunları ben 9 kardeş. Bunun orada erkek kardeşleri de var, kız kardeşleri de var. Yumurtası var altında, fazla tutmayacağım. Tamam. Bunun annesi Sivas Günübirlik Menne. Yarıştan almıştım. Tünek'te daha böyle. Vardır videomuz yani canlı yayınımız. Yarıştan geldi kuş Sivas'tan Günübirlik bastı. Sağ olsun Ramazan'dan o zaman. Erkan İnçer'in bakıcısıydı orada. O beraber yarışıyorlardı. Sivas'tan Günübirlik kuşun yenisi alacağım dedim. Ben o sene onların 10-11 tane kuşunu aldım. Hep kupalı uçmuş kuşlarını. Menne annesi. Onu ben burada iki erkekle vurdum. Amca, yeğen. İki erkeğe. İki vaneye vurdum. 9 yavru aldım. Hepsi uçtu. Bir tanesi İstanbul'da bir arkadaşa vermiştim. Bunların hepsi uçunca anneyi de kedi yedi. İstesem ben onun markasını başka bir kuşa takabilirdim. Bu yakışık almaz. Arkada bir takım yaptım aşağıda. Kedi girmiş. Kedi yiyince yarış kümesinde Mustafa Köymen ortim sağ olsun. Dedim oğlum kedi yedirdim kuşu.
Bütün yavrularını dedim, getirdim damızlığa yani. Uçuralım dedi. Uçurduk çektik. Hepsi tamamlandı 8 tane. İstanbul'daki kardeşim de sağ olsun kırmadı beni. O bir taneyi de yolladı. 9 kardeşin 8'i burada. Bir parmaksız zekiyemiz vardı Şaban'da. O da öldürmüş olmuşu. Yani 9'un 8'i elimizde damızlıkta şu an. Hepsi benim için biblo gibi çıktı olmuş. Babası Vane. Bunlar 9-10 kardeş hep kupalı. Bak bu da. O Sivas Günübirlik Menne'nin kızı. Şu kuşun güzelliğine baksana. Biblo gibi. Bak yumurtası var altında. 10 numara bir kuş. Annesi Sivas Günübirlik. Babası 355 kilometre birincisi Vane. Ama babasının bütün yavruları uçtu. Amcalara da hep günübirlik. Klasman şampiyonluğu, Trakya bölge şampiyonluğu. Bu Ersin Lale'nin Vane'lerinden. Ama 464 Vane erkek bendeki. Onların soyu. Ben o zaman 213, 464, 064, 49. Bunları tutmuştum elimden. Bunlardan yürüyeceğim diye. Çok karışacak pedigreler diye. Çok kupalar. 200-250 kupalar soyunda. Karışmasın, dallanmasın dedim. 64'ü bıraktım. Diğerlerini Türkiye'de belirli arkadaşlara dağıttık. Sağ olsunlar. Onlar da inşallah mutlu oluyorum. Haberleri geliyor. Hani söylüyorlar işte bak abi şu kuşun şöyle yaptı böyle yaptı. Çok seviniyorum. Mesela burada çok güzel bir kuşumuz var. Bak özel bir kuş. Ben bu kuşu çok çok özel bir kuş. Bu Türkiye'de hani biraz önce görüştük ya. Şey demiştin hani belirli kuşlar vardır etapta 1-2 yapıp finalde şu bu. Öyle istisna kuşlardan bir tanesinin öz kardeşi bu. Öz anne baba bir. Derbi 16'da as 1 final 1 olan İhsan Sarıyer'in bir kuşu vardı. Çok güzel. Halil Seyhan'la beraber ortak çalışmışlar. Bu onun öz kardeşi. Kız kardeşi. Bunun da yavrularına bu sene yollayacağız kolon modumlara. O kuş çok güzel yarışmıştı. As 1 final 1 ama en kötü derecesi bir tane 17.liği vardı. Çok harika bir kuştu. Onun bu öz kız kardeşi. Cin alırken daha doğrusu sadece kuşum gelsin mutlu olayım ben bu işi sadece hobi yapacağım diyen bu işe girmesin. Çünkü posta güvercini hırs gerektiriyor, maddiyat gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Hırslı olmayan adam bu işte başarılı olamıyor. Yani hırsın olacak. Ha belki yansıtabiliyor kimisi yansıtamıyor ama içinden içine ateş yanıyor. Hırslı rekabet çünkü bu iş. Yani sonuçta bu bir yarış. Bu bir sektöre döndü. Yani hobiden, hobi ise git taklacı besle, mısırı besle, hünkârı besle, sev, oyna, vaktini geçir bir saat gir. Ama posta güvercini sektöre dönüştü. Aşısı var, vitamini var, ilacı var, minerali var, taşı var, toprağı var, yarış arabası var, çipi var, kupası var. Sen gidiyorsun, yol parası var, onlar geliyor, misafir ağırlıyorsun, dostların var. O yüzden bu iş çok sektöre döndüğü için bu işte para kazanan insanlar var. Yani bakıyorsun takvimi var, dükkanı var. Kirası var, işte cihazı var, çipi var. Ya var oğlu var. Bu postacılıkta kalem çok. O yüzden postayı alırken çok iyi seçmek gerekiyor. Bugün ben sadece dernek yarışı yapacağım diyeceksen, dernek yarışında o bölgede iyi uçan kuşları almak en mantıklısı. Şampiyon kuşu almak daha iyi. Şampiyon alamıyorsan öz kardeşini, onu alamıyorsan yavrusunu. Ama bu kardeşin, şampiyonun da kardeşi de uçmuş olsun. Veya anne babası da uçmuş olsun. Ha, adam bir sene, iki sene kupa alamayabilir. Ama o adamın 20-30 senesi var. Emeğini göz ardı edemezsin. Alacaksın yani bu adama kim başarılı oldu zaten saldırılıyor. Kulaktan duyma o adama böyle diyorlar. Buna böyle diyorlar asmayın kulak. Gidin kardeşim adamın kendisini tanıyın. Hani ben kılavuz görüyorum kendimi. Biz çok düştük o hatalara. Çok gaza geldi. Gelme kardeşim bu adam almışsa bu 200 kupayı boşa almadı bu kupayı ya. Git bak oraya ama araştır. Ha sen o adam orada klasman şampiyonu diye... Kalkıp da sen de o kuşu alıp da Kolombo'da da klasman şampiyonu olacaksın diye bir şey yok. Bak bu çok ince bir detay. Burada %33 sistemiyle yarışan bir klasman şampiyonu 10x10 da yapsa bu kuş Kolombo'da veya Basic'le yarışan bir derneğe gittiği zaman veya Basic sistemiyle uçum hızı artı ceza puanı var. Oraya gittiği zaman o kuş orada klasman görmüyor. Göremez. Yurt dışında da bu geçerli. Adam orada yarışıyor 25-30 yarış yapıyor. İçinden 12 tane en iyi dereceyi alıyor. Sonra bununla klasman şampiyonu diyor. Ne yapıyor otomatikmen? Yarı yarıya kuşa hata yapma payı veriyor. Bu kuşu sen alıyorsun Türkiye'ye getirdiğin zaman bu kuş burada klasman göremedin mi? Ya bizim coğrafyaya uyum sağlamadı diyoruz. Yok öyle bir dünya ya. Tamam coğrafya önemli ama yani o kuş orada 25-27 yarışın içinden cımbızlama 12 yarışın klasman kupasını alıyor. Sen burada acımasız onda 10 uçurmaya çalışıyorsun kuşu. Kuş 10x7 yapıyor, 10x6 yapıyor. Zaten kuş gereğini yapıyor. Ama sistemler yanıltabiliyor.
bazen. Detayları kaçırmamak lazım. %33 diliminde kuş atıyorum 9'da 9. Bu kuş kalktı. Sivas yarışı var. 4. gün geldi. Ve bu kuş 1. kuş. Yine 100 puan alıyor. Ama öbür sistemde uçum hızına göre ayarlandığı için performansa göre puan aldığı için klasmanı etkileyebiliyor. O yüzden kuş alırken bu şampiyon, evet şampiyon, kimsenin şampiyonluğuna leke süremeyiz. Kimsenin şampiyonluğuna laf söyleyemeyiz. Adam uçmuş ama 3 kişi ama 5 kişi ama 300 kişi. Şimdi adam yapmış orada bir dernek. 5 kişi var o bölgede. Adam 5 kişi yarışıyor diye ben onun şampiyonluğunu kötüleyemem. Şartlar bu. Adam 5 kişilik dernek. Ne yapacaksın? Ha kendi bölgesinde 3-5 dernek varken yapıyorsa o zaman dersin ki ya kardeşim ya ufacık dernek. Aa, keşke birleşsinler dersin. Gönül ister birleşmekten yana. Ama her şampiyonun onu uçum hızıyla zaten onu görürsün maratonlarda. Yani kuş 900 bin uçum yapmış Sivas'ta. Çok iyi bir kuş tabii ki. Zamanlı gelmiş. Ama bu kuşu al. Ama kendi bölgende dernek yarışta aynı sistemle yarışacaksan al. Ama o kuş kalkıp da farklı sistemle yarışa girdiği zaman klasman göremeyebiliyor. Çünkü kuş sayısına göre %33'ten hesaplandığı için bu kuşlar görev kuşu benim gözümde. Görev kuşu geliyor. Geliyor, görevini tamamlıyor. Ama sistemde değişiklik olduğu zaman performans kuşları öne çıkıyor. O zaman iş değişiyor. Klasman bile göremeyebiliyor. O yüzden kuş alırken mantık. Araştıracaksın. Ona buna sormayacaksın. Gideceksin, oturacaksın adamla, çay kahveni içeceksin, tanışacaksın, göreceksin, listelerine bakacaksın, uçtuğu yerlere bakacaksın. Bu adam kuş almış mı? Nerelerden kuş almış? Kuşların ırkını bileceksin. Diyorlar. Bakın bugün Marlboro'ya, Coca-Cola'ya, bakın kardeşim dünyanın en çok kazanan iki firması. Ama en çok da karalanan iki firması. Yani bugün Coca-Cola'ya dünyanın saldırısı yapılıyor. Karalama yapılıyor ama Coca-Cola dünya devi. O yüzden bize de zamanında çok duayenler karalandı. Ama abi adamlar bu işi çözmüş. 20-30 senelik emeği de göz ardı etmeyeceksin. Tabii ki kuş alınır. Türkiye'de uçan, hak eden herkesten kuş alınmalı. Ama mantıken. Sisteme göre. Uçumuzda Roman künyeli. Bu da Kamet Gıda adına yarıştı. Kalemançı'da. Finalde Tayyar abinin cin gözlüğün bir olduğu yarış. Oradayız. 9 kuş aynı anda tünel kondu. 11 kuş gelmişti. Bu kuş aynı anda gelen o 9 kuştan bir tanesi de bu. Final 9.'sü. Bu kuş. Bunun yavrusu Portekiz'de Gerit Derby'de final 91 Türkiye katılımı arasında nasyonelde 1 oldu. Genel klasmanda Asta, internasyonelde 12, nasyonelde 1 oldu bunun yavrusu. Bir yavrusu Aydın'da final 1 oldu. 9 kuş gelmişti aynı anda, o zaman sıkıntılar olmuştu. O 9 kuştan bir tanesi de bunun yavrusuydu yine. Ayrıyetten bunun yine torunları da kupa aldı bende. Bu sene yine 700 kilometrede yavrulmuştu. Colon Modrum menşeili ama dernek yarışına da uyum sağladı bu kuş. Romanika diyorum ben buna. Çok sevdiğim bir kuş. Postacılık ve Türkiye bunun neresinde? Şimdi orana vurursanız Belçika, Hollanda, Almanya, Romanya arkasından baktığınız zaman Bulgaristan başladı böyle çok iyi. Ama şimdi yüzdeliğe vurursanız da diyorum ya postacılığı tek kalıba sığdıramıyoruz. Yüzdeliğe vurursak Malta. Çünkü benim duyduğum, bildiğim kadarıyla bir ada, 5000 kuşluk bir kafesli bir gemisi varmış galiba. Düşün, ülke oranına vurduğunuz zaman en çok postacı Malta'da. Yüzdelik orana vurduğunuz zaman Malta. Ya nüfus olarak bak, sayı olarak demiyorum, yüzdelik olarak. Ama bu işin ticari sektörü, bu işi ekonomiye katkı yapabilen Belçika. Çok iyi pazarlayabilen, bu işi çok disiplinli kalıba sokan Almanya. Bu işi çok iyi uçurtup, benim kendi fikrim, işte markalaşma sonra yayılma Hollanda. Bizim ülkemize uyum sağlayan yüzdelik olarak büyük oranda Romanya, Bulgaristan. Bizim coğrafyamıza göre. Bu işe para yatıran, çığır açtıran şu an Tayland, Çin. Yani postacılık her yerde farklı yönde ilerliyor. Bizde de Türkiye bu olayın neresinde? Vallahi şu anda büyük ilerleme kat ediyor. Ama özellikle ben şöyle samimi söylüyorum. Bu işin altın çağında Ege bölgesiyle İstanbul vardı. Ama ben 5 yıl sonra doğuyu bekliyorum. Hani Diyarbakır, Antep, Urfa, Batman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye'deki çok hevesli, misyonu olan, bu işe katkısı olan, çok ateşli ve çok hevesli insanlar var. Belki o heyecanı eğer bozulmazsa çok büyük yarışlar bekliyor Türkiye'yi.
en azından semi nasyonel, yani yarı nasyonel Güneydoğu yarışları ki bu sene galiba var diyorum. Herhalde tahminime göre 1000 yarışçılı yarış olacak diye düşünüyorum. Çünkü doğuda, Güneydoğu'da çok büyük kuşluk sevdası var. Hemen hemen 3 evde birbirinde kuş var. Bu insanlar tanıdıkça ki sizin sayenizde, senin gibi kardeşlerimin sayesinde hani sürekli videolar yayınlayıp bu insanlar bu işten heveslenip haz duymaya başladığı takdirde Doğu ve Güneydoğu'da müthiş bir patlama bekliyorum. Ben Türkiye'nin Barcelona'sı olaraktan Doğu'yu düşünüyorum. Olacak diye düşünüyorum yani. Ege, İstanbul tamamen artık böyle o eski heyecanı şu an yitirmiş durumda. Tekrar bu sene biraz toparlanmaya başladı. Arkadaşların çabasıyla olacak gibi düşünüyorum. Ama zamanla her şey olacak. O yüzden biz de inşallah hani dünyanın postacılığın döndüğü eksenin biz şu an çok gerisindeyiz. Adamlar 100-150 yıl, 200 yıl önde. Ama bizde şu an çok iyi transferler yapanlar var. Çok iyi kuşlar getirenler var. Çok iyi kuşlar alanlar var. Eskiden 3 kişi, 4 kişi bilemedim 5 kişi. Bizim duyduğumuz işte Osman abiler, Süleyman Berişler, Aydın Avcılar, Ahmet Çavdar abim mesela bu sene yine 2 trilyon civarı bir para verdi Pipa'ya. Dünyanın kuşunu aldı. Güzel bir projemiz var. Hani eskiden 5-6 kişi getiriyormuş. Biz bu işin alıcı kısmındaymışız. Alpdağ kardeşler zaten tamamen açtı kendini. Şimdi biz hep alıcı kısmındaydık bu işte dünyanın. Ama şu an yavaş yavaş biz de satıcı durumuna yükselmeye başladık. Yani çünkü artık kuşlarımız çıkmaya başladı. Çünkü internet sitelerinde artık çok ihaleler var. Kuş getirtirebiliyorsunuz. Bu işi yapan arkadaşlarımız var özveriyle. Her an bir tıkla istediğiniz kuşu alabiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Artık insanlar bilgi saklamıyor. Kuş saklamıyor, soy saklamıyor. En mantıklı olan bu. Eskiden insanlar sadece hobi. Hani ben uçayım şampiyon olayım çünkü yereldi. Kendi derneğindeydi ama şu an evrensele geçti. Ve bütün dünyanın seni tanıyabilmesi için senin kuşların da yayılması gerekiyor. O yüzden şu an herkes kuşların yaymanına. Bir Can Oymans, bir Kopman, bir Jos, bir Hogjos var hemen. Bir bakıyorsun Emil Deniz. Hani son zamanlarda bak Todorovlar çıkıyor, Edip Sabanlar çıkıyor. Kolombodunlarda dikkat ettiğim bir gün Andra Marius'lar var. Hep bakıyorsun böyle adamlara. Büyük yerlere kuş yolluyorlar. İşte pazarın büyük olduğu yerlere kuş yolluyorlar. Çünkü kuşların yayılması gerekiyor. Bize de gelmeye başladı bu kuşlardan. Yıllardır geliyordu ama şu an artık bir Kahramanmaraş'tan herhangi bir insan, yani herhangi derken yanlış anlamayın, basit olarak değil. Yani hiç postacılık alası olmayan bir insan pedigreyi açıp bakıp ya ihaleye fiyat vurup o kuşu getirtirebiliyor artık. Yani 3-4 kişinin getirdiği kuşlardan çok şimdi herkesin alabileceği bir, ulaşabileceği bir ırk oldu posta güvercini. Evrensel zaten. O yüzden de biz de dünyadaki postacılığın artık bir ucundan tuttuk. Biz de şampiyonlar çıkarıyoruz. Bizim de arkadaşlarımız uçuyor, kupa alıyor, şampiyon oluyor. İsimlerine boy gösteriyor. Özellikle Türkiye'de ve dünyada basing sistemiyle çok yarışlar olduğu için, basing'i çok tercih ettikleri için bir tıkla görebiliyorsunuz her şeyi. Yani bugün ben Japonya'nın, Amerika'nın yarışlarını bile takip edebiliyorum. Açıyorum oraya, bir bakıyorum orada hiç adını bilmediğim bir kolombodrum. Bir basıyorum, final yarışı 518 kilometre diyor, final. Abi bakıyorum giden kuş sayısı, sonra gelen kuş sayısı. Bakıyorum dünyada da bu her yerde aynı. Adam 50 kuş yolluyor, 60 kuş yolluyor, 2-3 kuşu final uçuyor. Ama bizde kuş verirken arkadaşlar hani böyle çok büyük vaatler olduğu için insanların beklentileri çok büyük oluyor. Ama bu Avrupa'da da öyle. Yani kuşu yolluyor, 3000 kuşla başlıyor, finalde 500 kuş kalıyor, 300 kuş kalıyor. Bizde olduğu zaman yıkım diyoruz ama dünyanın her yerinde de böyle. Biz onu aşarsak biz dünyayı zaten yakalayacağız. Bunu oğlumun adını verdim. Kadoğlu. Karapal mı? Karapal. Bu kuş annesi Vane. Bunun kardeşleri, yeğenleri, kuzenleri, dayıları, amcaları, 7 sülalesinde 250-300 tane kupa var. Ayrıyetten kendi anneden kardeşleri, babadan kardeşleri, Kalamançı'da, Edirne'de, Aydın'da hep kupa aldı. Bunu yavruyken kolay kolay ben hiç direkt kuş damızlığı almam. Bu kuşu damızlığı aldım ama his öyle bir verdi ki bana bu. Öyle bir his verdi. Dedim ya bu kuştan dedim yavru çıkar. Çıktı. Kolombodum'da final birinciliği yaptı bir yavrusu. Bu senede de Yozgat'ta 700 kilometrede final üçüncüsü de bunun yavrusu. Hem Kolombodrum hem dernek yarışına asimile edebildiğimiz, oynayabildiğimiz bir kuş. Çok harika, çok güzel bir kuş. Çok sevdiğim bir kuşum. Oğlumun adını vermiştim buna zaten.
Ya pedigre soy ağacı. Yani kuşun geçmişi hakkındaki, kendisi hakkındaki özgeçmişi. İnsanların kulaktan kulağa kuşu verirken bu bunu yapmış, bu bunu yapmış. Ötekine geçti, bu bunu yapmış, bunu yapmış ama bunu da yap gibisinden kulaktan kulağa mışmışlarla olacağına bu işi resmiyete döküp 50 sene sonra, 100 sene sonra da olsa o kaydın, o yarışın, o geçmişin asimile olmadan elinize kadar gelebilmesi için tutulan bir kayıt defteri diyelim biz ona. Kağıt parçası demem, pedigre çok önemli. Ve pedigreyi şöyle düşünün yani. Bir oğlun var. Geliyor sana, baba diyor ben evlenmek istiyorum. Sorar mısın? Oğlum kız sarışın mı? Esmer mi? İşte boyu nasıl? Demez. Dersin oğlum kimlerden? Babası ne iş yapar? Annesi necidir? Kız ne iş yapıyor? Okuyor mu? Ailesini sorarsınız. Nereli olduğunu sorarsınız. Ne iş yaptığını sorarsınız. Nasıl insan olur? Pedigre de böyle bir şey. Yani aman oğlum gözü ne renk, saçı ne renk, boyu ne renk falan demezsiniz. Kendi çocuğunuz gibi düşünün kuşunuzu ve bunun da annesini, babasını, dedesini, nenesini ne yaptığını öğrenmek istersiniz. Güvercini de öyle düşünürseniz pedigre bence budur. Şöyle söyleyeyim sana. Pedigresiz kuş uçar. Tabii ki uçar. Pedigresiz kuşu sen altına pedigre yapabilirsin. Sadece sendeki kuşu yazarsın. Kuş sende. Numarası belli. Yazarsın. Bu atıyorum benim kuşum. Ama ben geçmişini bilmiyorum. Ben oraya yazabilirim. İmdat Erdin Damızlığı. Bak orijinal İmdat Erdin yazamam. Çünkü bende çıkmadı o kuş. Bilmiyorum. Ama İmdat Erdin Damızlığı'dır. Yazarım. Altına devam edebilirim. Ama bu kuşun geçmişi hakkında bir bilgim olmadığı için... Şimdi bu kuş kalktı, atıyorum, gönderdim ben bunu, Allah'ım kurban olayım inşallah duyar sesimi, Portekiz Algarve'ye yolladım ben bu kuşu. Bu kuş gitti orada finalde birinci oldu. Bu kuşun ihalede fiyat göreceği rakamı bir duysan gülersin. Kimse yüzüne bakmaz. Çünkü soyu yok, sopu yok belli değil. İnsanlar biraz da kuş alırken pedigresinde arkasının gerçekten ne olduğuna bakıyor. Başarı eyvallah, başarı ama kuşun değeri düşer. Yani klası düşer. Bugün orada kalkar 300. olan bir kuşun pedigresi 10 numaradır, soyu sopu bellidir. Çünkü insanlar çalışırken pedigresinden de bu kuşun nerelerde etkili olduğuna, doğru bir hazırlanmış pedigrede nerelerde etkili, hangi kanlarla çalıştığın zaman daha fonksiyonu büyük, hangi kuşla çalışınca kanı ağır basıyor, hangi kuşla çalışınca daha iyi etapları uçuyor, nerelerde etkili, bunun bilgisini sahip olaraktan sonra vasıflarına bakaraktan işleme yapıyor. Yani o yüzden pedigre uçmuyor, kuş uçuyor ama kuşu da uçuran değer olarak pedigre. Bu da Kalemançi'de yarı final ikincisi. Çok güzel bir dişim. Bunun yavrusu Ege Derbi final 2 az 8. Bir sene sonra final 18 yine bunun yavrusu. Aydın'da 160 kilometrede bir olan bunun torunu. Bu sene yine 700 kilometre üçüncüsünün annesi oluyor bu. Kadının eşi bu şu an. Yavrusu hem kolon moduruma hem dernek yarışına yine asimile ettirildik. Çok uyum sağladı Türkiye'ye. Çok güzel bir kuş. Yani tamamen vasıflar kolon modrum. Ama dernek yarışıyla bağlantılı kuşlarla çalıştığın zaman kuş arabikan. Yani ben her zaman söylüyorum baskın karakter. Yani şu kuşta bir baskın karakter var. Neye vursam çeviriyor. Ben bunu, bu kuşu ben 3 kuşa vurdum biliyor musun? 3'üyle de yavrusu uçuyor. Bu baskın karakterli bir kuş. Gönül rahatlığıyla kümesine besleyebileceğim bir kuş. Şimdi maddiyattaki en pahalı aldığım kuş en iyi kuşum değil. Ama kümesimdeki en değerli kuşum da en ucuz aldığım kuş. Bugün bir Chelsea dünyanın futbolcusunu aldı. Abramovich miydi? Neydi o Rus milyarder o sahibi? Gitti kimleri aldı kimleri aldı ama başarı yapamadı. Fenerbahçe bak kimleri alıyor alıyor ama zorlanıyor. O yüzden çok pahalıya aldığımız kuşlar da bizi çok çok ileri taşıyacak diye bir şey yok. Benim kümesimde en altı çalışan, en iyi çalışan, en sevdiğim kuşlardan biri olan bir kuşum mesela. En ucuz kuşum. En ucuza aldığım kuş. Düşünün yani. Şu an en pahalı satacak olsam. O yüzden pahalı almak bazen işe yaramıyor. Doğru tercih, doğru kuş. Bu kuş Stefan Retterburg Widen Macrossem. Bu kuşu ben bir 3 kupalı yine dişiyle çalıştım. Bu kuş orta maraton klasman şampiyonu. Ayrıyeten etap kupası var. 2 tane 500 kilometre ikincisi bu kuş. Çok güzel bir kuş. Bu da Erkan Dinçer'in. O zaman almıştım. Şimdi aslı aslına nesli nesline. Ben bu kuşu çalıştım 3 kupalı dişiyle. Aynı yarışta bir olan kuşla çalıştım ben bunu. Yani 500 kilometrede bir bu iki. İkisini de aldım.
Bu klasman şampiyonu, klasman 5'iniz. Ayrıyetten de 276 km olması lazım. Tam hatırlamıyorum. O yarışta da yine birisi kupa, birisi bir kupa aldı. Üçer kupaları var. Eşledim. Ben bu kuşu kolonmadığıma yolladım. Final 1, hızlı kuş 3, genel klasman 4. Sen bu kuşa tesadüf diyebilir misin? Konuşamazsın. Baba da aynı yerlerde kupa almış. Anne de aynı yerde kupa almış. Bu kuşun yavrusu da şu anda Kahramanmaraş'ta çok sevdiğim Nihat abi de. Posta Maraş diye yarışır. Onda bu kuşun yavrusu. Çok çok hoşuma giden bu kuş. Bu sene bunun iki tane de farklı dişiden yavruları 700 kilometrede hem maraton klasman dördüncüsü, ayrıyetten galiba bir 38 mi oldu, 40 mı oldu yani, zamanla yine günübirlik geldi. Postacılıkta aradığım kuşu buldum deseydim bu işin duayenlerine haksızlık ederdim. Bu işin 30 senesini, 40 senesini, 50 senesini vermiş olan bütün o duayenlere çok büyük saygısızlık yapardım. Hala onlar arıyor. Onlar da arıyor. Alıyorlar. Almak zorundalar. Bunun sonu yok. Bulamazsın. Çünkü hırs içinizde bitmediği sürece o bitmez. Ha, ben derim ki Erman ben aradığım kuşu buldum dersem o gün benim postacılığı bırakmam lazım. Çünkü amacın kalmaz. Ter. O yüzden herhalde kimse aradığı kuşu bulamayacak. Bu da Horema Skorpion. Bu da benim yavrum. Bu kuş da sen dedin ya hani üst üste 500 kilometrelerde yapabiliyorlar mı diye. Bu kuş Edirne'de 500 kilometrede 20. oldu. Sonra 585 kilometrede 5. oldu. Arka arkaya. Yarı final de güzel bunun. World of diye bir lig var. Hani dünyada belirli ortak kümesleri belirleyip de hani klasman çıkıyor şunu. Bu kuş orada olsaydı çok güzel bir şey yapardı. Olurdu yani emin ol olurdu. Bu da Vane Alfonso Kras. Rıdvan abinin Alfonso Kraslarından bu kuş. Oynak bir kuş. Şimdi hep böyle ok gibi, ok gibi, ok gibi alırsanız gerçekten var ya hep damızlık basıklı kuş çıkıyor. Benim tezim, ben kendime göre. Kümeste biraz oynak kuş olacak. Bu çok joker oynak bir kuş. Toparlıyor. Alttan güzel yavru geliyor. Bu kuşun da yavrusu yine bu kuş vanelerden. Edirne final, bu senenin final üçüncüsünün babası. Kuş. Ki düşünün ben o takımı bozdum. Yani hep artık birbirine oyun sağlıyorlar ya. Ben de artık siz diyorsunuz ya hani aradığım kuşu bulabildim mi diye. Değiştiriyorum ya. Tutmuş bundan yürüyeyim diye düşünmüyorum yani. Çünkü hangine vursam gidiyor. Euro karşısında çok düşük kaldık. Yani bize çok büyük paralar gözüküyor oradaki paralar. Bizim buradaki satılan şampiyonumuz Türk bazından alınıyor. Katılımlarımız Türk parası. Kuşun satılımı Türk parası. Ödülü Türk parası olduğu için gözümüze değersiz gibi gözükebiliyor. Ama şimdi oradaki kuş TL'ye vurdum 10 katı. Hani orada bir uçurum çıkabiliyor. Gönül isterdi ki bizim buradaki kuşlarımız da 100 bin liraya satılsın, 200 bin liraya satılsın. Ama kıyaslamaya vurduğu zaman da katılıma göre, şuna göre, buna göre hani bizim çalışan kesim %5, %10 bu işte çok iyi durumu. Diğerleri çok zor durumda olan insanlar. Ben öyle insan biliyorum hani yemin ediyorum yani eve pazar parası veremiyor 50 lira 100 lira. Kuşa gidiyor ilaç şu bu transfer yapıyor. Bunun önüne geçemezsin heves bu sevda. O adama da kalkıp da gel 300'e 200'e 100 bin lira kuş al diyemezsin. O da kendi çapında kavruluyor. Ama inşallah değerini bulacak kuşlar. Şu an Türkiye şartlarında iyi paralar. Bugün yavru çıkmış. Bak. Buna marka İsterim. Takayım senin adına yarıştırayım dur. İsmini Erman koyarız erkek çıkarır. Bak yeni çıktı daha yavru şansına. Evet. Daha yeni çıktı. Öbürü de çıkmak üzere. Fazla hemen hızlı yapalım onu. Yok sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Bu kuşum 700 kilometreden hava kararacakken çamur tıkalı geldi böyle. Tüneye kondu. Biz Mustafa Köymen'le bekliyoruz. Mustafa benden daha iyi tanıyor kuşları. Birader gelir diyor otur. La oğlum gidiyorum dedim geç oldu. La otur gelir diyor. La oğlum gelmez diyorum otur. Ben kaçıyorum dedim. Ya otur dedi kuşlar gelecek. Bak dedi birazdan dedi 610 düşer. Ulan bu bir geldi Erman. Tüneye bir vurdu. Şöyle yaptı küt aşağı düştü. Okuttu kendini saate. Dıt dedi saat bu düştü. Yerde çırpınıyor birader. Ben bir ulan Mustafa dedim koş ne oluyor falan. Bir koştuk bunun bu çamur içinde. Kurumuş, sopayı soktu böyle çamur boşalttık biz bunun içinden. Bu bir nefes almaya başladı. Hortumu soktuk, su bastık buna, basıyoruz kursa, temizledik bunu. Fotoğrafı var.
Bu da Vane Alfonso Kras. Bu da tam hızla girdi yani. Bu çamur ne abi? Bir yerden gitmiş. Suyak olmuş bu, çamurlu suya. İçmiş, çamur. Uçtukça herhalde kurudu. Çamur kalıplaşmış bile, sabun gibi. Nefes alamıyordu geldiğinde. O halde gene abi, öyle geldi. Defa derece yapabildi burada mi o geldiğinde? Bu kuş Yozgat'ta 19 mu oldu yanlış olmasın 700 kilometrede. Bir de şimdi bunun var böyle dördüncülükleri falan var ama kardeşlerinin kupaları var. Şimdi tam yalan söylemeyeyim diye düşünüyorum. Yani maraton klasmanda mı var? Bilmiyorum ama dördüncülükleri falan var. Gördüm yani listelerde. Bu kardeşlerim kardeşleri reklamızlıkta zaten. Bu da 9 kardeşler dediğim kuşlardan bu. Yani 9 kardeşlerim bir dişinin yavruları. Menne dişinin yavruları. Sivas Günübirliği'nin ama baba 2 tane. Bir Vane Alfonso Kras, bir Vane. Vane, Vane Alfonso Kras'ın amcası oluyor. Amca yeğeni bir dişiyle çalıştım ben. Birinden şu an 3 yavru damızlıkta, birinden de 5 yavru damızlıkta burada. 9 kardeşler. Ben bunların artık yani kaybetmem, bu soydan yürüyor. Yalnız çok hoşuma giden ne oldu? 3-4. Sene ben kolombodumlarda yarışıyorum. Çok güzel ilerleme var Türkiye'de kolombodumlarda. Kolombodumlar arası dayanışma başladı. O onun kuşunu götürüyor, onun kuşunu götürüyor, onun kuşunu götürüyor. Kimse kimseye çamur atmak, herkes ekmeğini yer arkadaşlar. Ve şu çok hoşuma gidiyor. Rekabet kaliteyi getirdi. Kümes ilaveler yapılıyor, kampanyalar yapılıyor, ödüllerde oynamalar başladı. Ve her şeyden önce insanlar artık otogarlara, tırlara, kamyonlara kuş vermek zorunda değil. Hizmetler ayağa gelmeye başladı. Ve bugün adam gelmiş benim kümesime kadar. Kuş vereceğim tabii. Yapamam yani. Çünkü adam gelmiş senden kuş istiyor. Ne diyeceksin yani? Saymış seni. Uygun görmüş, istemiş. Tabii ki vereceksin. Ama bu otobüslere, otogarlarda koşturuyordun, araba bulamıyordun, edemiyordun, kuşların perişan oluyordu sıcaklarda. Şimdi ne kadar güzel. Bütün kolombodumlar araba çıkarmaya başladı. Doğuya, Güneydoğu'ya, Akdeniz'e, Ege'ye, Trakya'ya. Bu kaliteyi getirmeye başladı. Kolombodumlar level atlamaya başladı. Bu da benim takdirle izlediğim ve hakkını verebildiğim bir hareket. Gerçekten güzel. Yarışçılara değer verilmeye başlandı. Evet, şimdi bu seçimlerim gerçekten tünekte seçerim genelde çok yarıştan gelince. Çünkü en kolayı o. Yani kanadına bakın, kuyruğuna bakayım. Bu fites uçar, bu maraton uçar demek risk. Çünkü bunun garantisi yok. Ama tünek yalan söylemiyor. Zınk kondu, abi satılık mı? Nazımız geçiyorsa da sağ olsun bu kuş Halil Seyhan'ın Silvio Gabilerinden. Yine o gün köseye dayanıyor bir tarafı. Bir tarafı Silvio Halil Seyhan'ın kuşu. Yarıştan 550 km yarışı. İki tane aynı anda bir çöktü tüneye. Bu bir oldu. Hemen aradım ama. Dedim Halil kardeşim tebrik ederim. Dedim satıyor musun? Dedi abi ya şöyle böyle. Bunu bizim için yarıştan çekti. Bunu 337. Seyhan 337 diyorum ben buna. Bunun yuva kardeşi 36 numara devam etti birader yarışa. Orta maraton klasman şampiyonu oldu. Genel klasman ikincisi oldu. Bir de etap kupası da var kuşun. Genel klasman kupasıyla bitirdi yarışı. Bir sene sonra yavrusu Manisa'da iki kupa aldı bu kuşun. Bunun bir yavrusu da, işte o kuşun yavrusunu da geçen ihalede gördüm. Oradan aldım. Şu beyazın annesi. Şu beyazın annesi. Bu kuşun da artık yeğeni oluyor. Bu da çok sevdiğim bir kuş. Posta güvercinlerinin sektöründe hani kuşu ilacı yemi, transferi yarış maliyeti takribi hani böyle bir geçenlerde bir sohbet esnasında bir hesapladım ben böyle aşağı yukarı bir 4 trilyon para dönüyor şu an Türkiye'de. Bunu Avrupa'ya baktığınız zaman herhalde 40 trilyondur. Dünyaya koydum herhalde bir 5-600 trilyon dönüyordur. Çok büyük paralar dönüyor. Bakıyorsunuz bugün kim satıldı trilyonlara? Armando ondan önce trilyonlara. Şimdi biz de çok şey yapıyorduk. Ya pipa şişiriyor, pipa abartıyor diyorduk. Ama diyorduk. Bunu oturup da demeyle olmuyormuş. Bazen gerçekten bu işin içinde olan, bu işi araştıran, orada yaşayan, bu işin içinde olan insanlarla diyorlar. Sordum. Açık açık sordum. Yani şey yapmak yerine bir gün dedim ki ya böyle böyle bu kuşlar gerçekten dedim bu paralara gidiyor mu? Sağ olsun Bülent Maviş Almanya'da artı o pipanın galiba çok emin değilim ama direktörü galiba Türkiye direktörü galiba bildiğim kadarıyla veya orada bir şeyi var komitede mi artık yönetimde mi
bilmiyorum tam. Dedim ya dedim Bülent hani dedim bak konuşuluyor sürekli. Hani ben arkadan konuşup da yüzüne dedim şey yapmayayım açık soracağım dedim. Ben inanmıyorum dedim hani bu fiyatlara satıldığına bu kuşların. Nedir dedim yani bu işin hani pazarlama şişirmesi mi bu? Abartma mı diye düşündü. Öyle düşünüyorum dedim açık konuşayım dedim yani inanmıyorum dedim. Abi dedi Allah aşkına dedi aklın eriyor mu dedi. %45'i dedi vergi bunun. Reklam gelirler, resim şeyi, pazarlama komisyonu şuydu buydu dedi. Kuş sahibine %20-%30 para kalıyor dedi. Gerisi hepsi dedi devlete gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Bugün dedi 10 trilyona giden bir kuş 8 trilyonu, 7 trilyonu dedi devlete vergi gidiyor, gidiyor, bu gidiyor. Nasıl dedi sahte yapabiliriz? Kim durduk yere cebinden 7-8 trilyon parayı verir ki bir kuş için? Şimdi mantıken her şey yasal. Marka verilirken kayıt altına alınıyormuş, onun parası alınıyormuş. Yani çok ilerlemişler. O yüzden ben inanmaya başladım. Gerçekten o fiyatların satıldığını. Yani gerçekten çığır açmaya başladı. Posta güvercini zaten evrensel ve ben bu fiyatların hani bu noktaya gelmesini bu kadar beklemiyordum ama Çin, Tayvan buralar çok yüklenmeye başladı. Türkiye'den de şu an çok alan var. Bu sene sadece Ahmet Çavdar abim 2 trilyonu geçti. Pipa'dan aldığı kuş sayısı. Armando'nun kimin kuşlarından da yavrularından, torunlarından Kittle'ın oğlu alındı en son bildiğim kadarıyla. Allah nasip ederse o güzel bir proje işte o da. Oradan da 18-20 tane kuşların çocuklarından bizim damızlığımıza girecek. Nasip olursa sağ olsun çok büyük destekleri var bana. Şimdi Avrupa'daki ekonomi, bütçe ilerlemeyle Türkiye'yi kıyasladım mı Türkiye'de de ilerleme var. Türkiye'de de satılan kuşlar fiyat görmeye başladı. Şu an en pahalı satılan kuş 25 bin liraya. Derby 16'nın şampiyonuydu galiba. 20 bin liraya Edirne Kırkpınar Arana'nın NAS şampiyonu. 16 bin liraya da final şampiyonluğu ben aldım zaten Fatih Pireli ile beraber. Yani şu anda Türkiye'de 20 bin, 25 binine gidiyor final şampiyonları. İnşallah 50 bin lira, 100 bin lira çıkar. Daha da yükselir. Çok istisna kuşlardan biri. Manisa Ege Derbi As 3. İhsan Sarıyer menşeli. İhsan Sarıyer kuşlarından. Biz Türkiye'de uçan kuşlara bakalım ya. Önce onlara bakalım. Bir şeyleri çözene kadar birbirimizin kuşunu alalım verelim. Birbirimizin kuşunu alıp satalım. Şampiyon olsun biz alalım. Ama o da gelsin bizim kuşumuzu alsın. Türkiye'de herkes bir bölüm kuşunu alsın. Bu iş böyle güzel. Böyle kazanılır. Ben uçayım bununla. Emek vereyim. İhsan Sarıyer bu kuş da uçmuş kardeşim ya. Başarmış. Bu kuş az üçüncüsü. Ben bu kuşu aman ya deyip gidip de el altından ta onun dedesini al, kardeşlerinin yeğenlerini aramayayım yurt dışında. Binlerce euro vermeyeyim ya. Burada başarmış bu adam. Al, sonra işi çok iyi öğren. Çok böyle hani kap bu işi. Param da var de. Yap ego git al. Ya bir daha yeni başlamışsın. Pedigree okumayı bilmiyorsun. Kuşu alıyorsun. Arıyorsun. Abi ya sana bir pedigree attım. Şuna baksana nasıl. Ya anlamıyorsan niye aldın? Hani aldın madem bana niye soruyorsun? Hadi bana soruyorsun. Bil bakalım ben biliyorum mu? Hani bir de onu sor yani ben anlıyorum mu? Ben bakıyorum mami, father, mother. Ya tamam başka ne? Ya, anlamam kardeşim. Ben kargadan başka kuş tanımıyorum. Ha tamam Avrupa'ya döneceğiz mi? Tamam döneceğiz. Biz de getireceğiz Avrupa kuş. Önce bir şeyler öğrenelim. Yurt dışından kuş almak şu anda aşağı yukarı benim bildiğim 40-50 tane kolon modum var. Hemen hemen de hepsinin ihale siteleri var. Ki en büyük mesela Pipa'da var mesela. Burada eğer aktivasyon alabilirseniz, ihalede onaylanırsanız herkes herhangi bir yerden hiç alakası olmayan bir insan bile kuş alabilir. Bu kuşları maalesef getirtmek çok zor. Biz zaten Avrupa Birliği üyesi değiliz. Zorlanılıyor kuşlar gelirken. O yüzden bu işi getiren, gönülden koşan arkadaşlar var. Hani bu işten para kazanıyorlar, ticaret yapıyorlar işte gibisinden çok algılanıyor ama bu adamlar da olmasa kuşları getiremeyiz. Ha bugün Ömer Akoğlan var, İsmetler var. Son zamanlarda bak çok takdir ettiğim iki tane arkadaş var, Yıldız kardeşler. Mesela çok vizyon sahibi çocuklar. Çocuklar mesela getiriyor. Ama sonuçta tabii bu işin bir şeyi var yani maliyeti var. Getiriyorlar başka türlü ne yazık ki şu an resmi olaraktan var mı bilmiyorum. Ben duydum aslında. Veteriner kağıdı filan hazırlanınca havayolu şirketleri filan kargo yoluyla yolluyorlarmış kuşun kağıdını çıkartıp diye duydum. Ama aslını tam araştırmadım bilmiyorum. O kadar gücüm yok daha pipadan kuş alamadım. Ama Allah'ın izniyle güzel kuşlar almak herkesin elinde. Gücün yettiği kadar, imkanının yettiği kadar herkes kuş alabilir. Ama ben yine söylüyorum. Bakın arkadaşlar çok samimi söylüyorum. Ben de kuş satan bir insanım, kuş alan bir insanım, kuş yarıştıran bir insanım, kuş yarıştırttıran bir insanım.
Yani kendim yarışıyorum, kendim yarıştırıyorum, kuş satıyorum, kuş alıyorum, kuş yetiştiriyorum. Gerçekten hani önce kuş bakmayı öğrenelim. Önce gerçekten kuş seçmeyi öğrenelim. Şöyle düşünün. Ehliyetiniz var, şoförlüğünüz çok iyi, mükemmel bir otoban var bulunduğunuz bölgede. Zamanınız var, deponuzda benzininiz var. O araba Murat 124 de olsa, dökülse de siz o arabayı alıp belirli bir kilometreye, hani 3 saat değil de 5 saatte olsa bir şekilde ulaşırsınız. İyi bir şoförlükle, iyi bir ehliyetle, hani olmuş olan bir ehliyetinizle, benzininizle o arabayı ite kaka, tekleye tekleye bir şekilde, ha 1000 kilometreye kadar 10 saatte gidemezsiniz ama 7 saatte de gidebilirsiniz. Yani 12-13 saatte de gidersiniz ama gidersiniz. Bir şekilde ulaştırırsınız. İte kaka. Ama bizim şu an günümüzde yeni başlayan arkadaşlar, özellikle izliyorum ve hayretle izliyorum, dikkat etmesi gereken en büyük şey, otoban yok, ehliyet yok, araba kullanmayı bilmiyor. Cebinde benzin parası yok. Ferrari alıyorsunuz. Basıyorsunuz, Ferrari alıyorsunuz. Pedigreyi alıyorsunuz eline, hiçbir şey okuma bilmiyorsunuz. Ondan sonra ezelden kaç kişi yazıyor bana. Abi şu pedigreye baksana, ben bu kuşu yeni aldım. Abi sen onun hiçbirini bilmiyorsun ki daha. Niye aldın? Git. Bak benden alma. Ondan alma, bundan al. Aç. Ben de şu adamdan kuş almak istiyorum de. Al kardeşim gönül rahatla derim. Eğer ben gerçekten güveniyorsam, inanıyorsam. Al derim. Ama önce biz araba kullanmayı öğrenelim. Önce ehliyetimizi cebimize koyalım. Sonra biz o alacağımız Ferrari'nin bu yollara gidip gidemeyeceğini öğrenelim. Pedigreyi öğrenelim, kuş bakmayı öğrenelim, yarıştırmayı öğrenelim. Sonra gidelim o Ferrari'yi alalım. Ondan sonra tıstak tıstak çıkalım yola. Ama önce kullanmayı öğrenelim. Biz daha yolumuz yok, otobanımız yok, benzinimiz yok, şunumuz yok, ehliyetimiz yok, Ferrari almaya kalkıyoruz. Bu Ferrari'de tamponu kırdım mı adamlara çamur atıyoruz. Yok arabası işte uçmadı, etmedi. Biraz sorunu kendimizde arayalım, önce öğrenelim. Ermancığım, ben normalde bakın yemliğin buralarını söktüm. Ben bu yemliği koyuyorum. 20-22 günlük oldu mu, ben yavruları aşağı atarım. Çünkü bu hayvanlar kalabalığa girecek. 3000 kuşun içine girecek. Savaşçı olmak zorunda. Anneye dinlenme payı bırakmak zorundayız. Çünkü biz bunlara zamanımız çok dar. Avrupa'da veya başka yerlerde Mart'ta, Nisan'da yavru alayıp kolonlanmaya oluyor. Ama bizde 12. ayda kuşlar eşe atılmaya başlanıyor. Mecburuz. Zamanlar olduğu için seri üretim yapmak zorundayız. Kümesimin kapasitesinin üzerine çıkamıyorum. Ben de 10 takım, 15 takım bakıcı koyabilirim. Ama kapasitem bu. Ferahlık açısından sayım da bu olduğu için hızlandırılmış yavru eğitimi yapıyorum. Anneye dinlenme payı bırakmak zorundayım. 22 günlük yavruyu ben aşağı atarım. Anne kendini iyi hissetmiyorsa yavrusuna bakmasın. Ki genelde bakarlar ama yumurtasına konsantre olsun. Yuvada kendini toparlasın. Kaybettiği eforunu, enerjisini toparlasın. Aşağıda birbirlerine baksınlar. Bu kuşlar koloni kuşu olacak. Kalabalık kuşu olacak. Kargaşaya girecekler. Savaşa girecekler. 600-700 kümesin getirmiş olduğu mikropla savaşa girecekler. Aşağıda her şeyi görsünler. Dayak mı yiyecek? Yesin. Atacak mı? Atacak. Savaşacak mı? Savaşacak. Aç mı kalacak? Kalsın. Ama ben ona bir hafta, 10 gün sonra ben o kuşa istediğimi alabilecek miyim diye baktığım zaman bana versin. Şu elime aldığım zaman bu kuş aşağıda savaşabilmiş mi? Savaşamamışsa o işin işi bitti zaten kuşun. O yüzden ben, bak, bunun içine buraya girecek. Babadan, anneden yavru alamıyorsa yem, buradan buraya giriyor, burada savaş sinyesin. Kıyılara atarım. Günlük gazete koyarım oraya. Kıyılara biraz yem atarım. Hani öğrensinler. Mesela kuş. Kuşlarımın özelliği, gençken çok iyi yarışıyorlar. Çünkü neden? Genelde yavru yarışının klasman şampiyonlarını, vites klasmanları alan kuşları da aldım ben. Hani benim kuşlarımın özelliği 3 aylıkken, 4 aylıkken vur sopayı gitsin. Kolombodum'da da başarı yapmak için genç uçmuş kuşlardan. Koloni kurduğum için biraz daha kendimi avantajlı görüyorum. Burası kargaşa için. Mahşer yeri olsun. Birbirlerine girsinler. Ayırıyorum diyorlar. Ben atarım küçükken yavrum. Böyle değil. Oradan kendileri çabalarıyla bulsunlar. Bu kuş savaşır gittiği yerde. Yuvada 40 gün yem bekleyen kuş bence şansı yok. Çok zor. İstisna.
Evet, bu benim Ersin Nale Sultan'dan yadigar Vanelerin 464'ün oğlu. 9 kardeşlerin yavru yarışında final kupası, orta maraton kupası, genel klasman dördüncülüğü, 700 kilometre. Bu da gece gelen bir düşün. Bu uçlar hem kolombodrum, hem final, hem gece uçmasına ayrıyetten müthiş bel ve tüy yapısına sahip. Neslin devamı açısından güzel kuşlarla, saf kuşlarla çalışıp bu nesli koruyoruz. Bunlar da bize yadigar kalan kuşlardan. 9 kardeşlerin 69 serisi bu. 64'ün oğlu. Çok da sevdiğim bir kuş. Tüm vasıfları taşıyor olması gereken. Kırmadan boğulmadan çıkardığımız bir kuş. Siz, yani kolombodrum kuşu diye bir şey yok Erman benim gözümde. Yani ben kolombodrum kuşu demiyorum. Çünkü ben aynı kuşlarla yarışıyorum. Dernek yarışında da aynı kuşlar. Portekiz'e de yolladım aynı kuşlar. Kalamançı'da aynı kuşlar. Edirne'de aynı kuşlar. Manisa'da aynı kuş. Aydın'da da aynı kuş. Benim her yerde aynı kuşlar. Kolombodrum'a göre kuş diyelim. Çünkü bizde şu var. Kardeşim, benim kuşum 350 km, 400 km yarışında başarılı oluyor. Ben bunu kolombodrum'a da yolluyorum. Başarılı olabiliyor. Dernek yarışında %33 sistemde yarışan bir klasman şampiyonu ben aldım. %33 sisteminle klasman şampiyonlarını aldığımda kolombodrumlarda başarı yapamadı. Çünkü görev kuşları. 33 sistemi görev kuşu. Ama kolombodrum tamamen artık performansa dayalı uçum hızıyla 5 etabın toplamında çıkan performansa dayalı kuşlar. Avrupa'da bunu yapıyor. Artık Türkiye'de de bu uygulanıyor. Basic'le falan. Ama bugün ben Bursa'daki yarışa, Derbi 16'nın yarışında şampiyonlar 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Edirne'de de 3 aşağı 5 yukarı bellidir. İnsanlar bunu konuşurken ya kendi arkadaşları, kendi kankaları, kendi işte yandaşları gibisinden algılansa da bir kere Edirne'ye kuş veren kimdir? Orayı sevenler, sayanlar veya oradaki samimi olduğu insanlar. Bugün oraya da öbürkü veriyor. Kazanması normaldi. Orayı sevmeyen, kuş vermeyen bir insanın kazanma şansı yok orada. İkinci konu, kolombodrumları çok iyi tanımak gerek. Erman, yani kuşu, ben bu kuş kolombodrum kuşu yolluyorum. Ama senin o kuşun kolombodrum kuşu da senin kuşun o sisteme uygun mu? Kolombodrum kolombodrum uymuyor ki. Bugün bakın kişileri demiyorum. Kuşları kollamalı yarış yapar. Derbi 16'dan başlayalım. Ben sana kolombodrumları sayayım. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Kollamalı yarış derken ben kişileri, yarışçıları kollama veya o birinden birine avantaj sağlama manasında kollamalı demiyorum. Derbi 16 vizyonu çok büyük. Avrupa'yı bir sistem getirip kuşların ihaleye çıktığı zaman gerçekten fiyat gördüğü, sempati kazanmış. Gerek Recep abi gerek Taner'le bu sene galiba ayrıldılar ama duruş olarak Derbi 16 Avrupa'yı ve kuşa çok çok aşırı değer veren bir kolombodrum görünümünde 200 kilometre, 220 kilometreye kadar 4 etap yarış yapıyor. Rüzgar var, itman iptal. Yaprak kıpırdadı, itman. Hava kapalı, itman kapalı. Yani kollama yapıyor. Kuşlarını yormuyor, yıpratmıyor. Kuş değerli diyor. Bu kuş hani güzel hava, temiz hava, 200-220 kilometre 4 etap. Çok iyi, kaçırılmaması gereken bir detay. Bugün ben pazardan herhangi bir kuş alayım ve çok sağlıklı bakayım, çok iyi bakayım. Ben o kuşu 220 kilometreye kadar o grupla gelir. Tüneye atar kendine, bak çok özel istisna tünekçi kuşlar vardır, geldikçe atar kendini. Bu kuş 4 etapta 4x4'te müthiş puan toplar. Bu kuş 300-350 kilometreyi görmeden direkt 420-430 kilometreye gitti. 3 günlük galiba final yarışı. 3. günü de gelse bu kuş, 1. günü finalden gelen kuş o 4 etaptaki kaçırdığı şeyi kazanamaz. O 4 etapta kafaya vuran 220'ye kadar olan kuş klasmanda 4 etapta çok güzel puan topladığı için finalden 3. günde gelse klasman şampiyon olma şansı veya derece girme şansı çok yüksek. Bu kollamalı yarış dediğim budur. Yani zayiat vermemek için, çok böyle hani kuşları yıpratmamak için, yormamak için, üzmemek için çok temkinli gidip finalde güzel bir final yaşayıp hani performans kuşu, hızlı hızlı böyle takır 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 vuracak kuş çıkarayım gibi. Ama detay, 220 kilometreye kadar olan kuşlar vurduğu zaman finalde o 300-320 kilometre olsa belki gerçekten bir güzel bir şey olacak. Ama o bir sistem. Bu kişileri yargılayamayız. Sistem bu. Bunu kabullenerekten ona göre. Basing sistemi olduğu için zaten, uçum hızına göre çıktığı için. Burada %33 dernek yarışında klasman şampiyonu olmuş bir kuşun soyu orada başarısı olur. Oluyor. O yüzden o bölgede, o sistemde uçmuş kuşu alan kazanıyor. O yüzden ben orada uçacak kişileri az uçmuş söylerim. Edirne'ye gelelim. Kırkpınar Arana'ya. Mesut Güler. Delidir melidir. Hakikaten bazen yapıyor deliliğini. O 500 kilometre yarış yapar. 300-320 kilometre yarı final yapardı.
Kıran kırana diyordu. Kemik sesi gelsin. Hastaysa batsın, gelmesin, yağmur, çamur ama milletin kuşu kıymetli. Kimisi ters algılıyordu, kimisi şey yapıyordu. 500 kilometrede biraz daha maraton kanı ağırlıklı. İşte orada da daha böyle maratonla tarzı yatkın kuşlar ön plana çıkıyordu. Biraz daha oranın şampiyonları farklı oluyor. Kanında illaki maraton kuşu olan istisnalar hariç bakın. Bu işte postacılıkta çok kesin bir şey yok. O yüzden oraya da tamamen böyle maratona dayanıklı kanlar olan kişiler, kuş yollayanlar ön plana çıkıyordu. Onlar kazanıyordu. O da işte yağmur çamur dinlemiyor. Paldır küldür kalemançı gibi atıyor. Orada şey yoktu yani. Havayı kollayayım, kuşu kollayayım. Hastaysa burada batsın. Zayıfsa burada batsın. Kanı bozuksa burada elensin. Ama insanlar para yatırıyor bu işe. Kimse benim yoğurdum ekşi demez. Kuşum kötü demez. Battı da İşte benim kuşumda sorun vardı demez. Ki bakın ben bir kolon bodruma uçamadım diye çamur atmam. Derbi 16'da 4 yıldır ben finalde ilk 50'ye giremedim. Bütün kolon bodrumlarda girerim ilk 50'ye, ilk 20'ye. Bir tek derbi 16'da giremiyorum. Bu ben kötü olduğum için veya derbi 16 kötü olduğu için değil Erman. Ben kötüyüm. Derbi 16'da ben kötüyüm. Derbi 16 değil. Çünkü oranın kuşları, oranın sistemi bana gelmiyor. Benim kuşlarım biraz daha ağır kanlıydı. Biraz daha maraton kanlıydı. Çoğunluğu dernek yarışlarında klasman kupası alan kuşlar olduğu için oradaki sisteme uyum sağlayamadı benim. Ben kalkıp da Taner'e, Recep abiye çamur mu atmam lazım benim kuşum iyi geldiği yüze girmedi? Veya bir sene sonra ben oraya kuş vermem mi demem lazım? Hayır. Daha çok çalışmam lazım. Daha oraya yatkın kuşlar almam lazım. Edirne'de öyleydi. Benim kuşlarıma yatkın. Edirne coğrafyasında uçan, o bölgede uçan kuşlardı ve 320 kilometre, 500 kilometre artı arkasından 585 yaptığı zaman tabii ki ben çıkacağım ön plana. Benim kuşlarım zaten o etapları uçan kuş ve oralarda uçan. Kırkpınar'da da buydu. Ha, bu sene düşürdü kilometreyi ama yine bir özel yarışı var zannediyorum. Buraya da kuş gönderecek arkadaşlar. Bu şekilde kuş gönderirlerse başarılı olurlar. Rota arenada Aykut kardeşim güzel bir sempati uyandırdı camiaya. Toleransı olur. Çünkü tahammülsüzlük insanlara kuş da tutsa ağzıyla, tahammülün yoksa beğendiremezsin kendini. Tahammül varsa insanlar bazı şeyleri görmeyebiliyor. Aykut da sempati uyandırdı kardeşim benim. İlk senesinde güzel gitti. Şey yapamayız, yargılayamayız. Çünkü verirken kuşa her şeyi kabullenerek veriyoruz. Önü açık. Ben takdir ediyorum kendisini. Orası da yarışılabilecek güzel bir yer. Kimseye falanca yere kuş vermeyin demem. Ama vereceğim yerlere de güvenerek, severek veririm. Edirne'de Golden Race, Cesur Pakarda abimizin açtığı kolon bodrum. Güzel. Vizyonu olan bir arkadaş, ağırlığı olan bir arkadaş. Edirne'de vizyon gerek kişilik gerek yükselttiği çıta. Projeleri paylaştık. Buradaydı geçen pazar. Oturduk biraz sohbet ettik bütün gün. Vizyonunu, yapmak istediklerini anlattı. Gerçekten harika. Küçük dokunuşlar var. Bazen küçük dokunuşlar sihirli dünya yaratır. Güzel dokunuşlar düşünüyor ve cezbediyor. İnsanları mutlu edecek şeyler var. Çok gönül rahatlığıyla, hani kişiliğinden, dürüstlüğünden, vizyonundan taviz vermeyecek saygın bir insan. Posta camiasına hayırlı olsun. Golden Race'de varız. Yarışabileceğimiz bir yer güzel. Yani oranın da sistemini beğendim. Kamikaze denenebilir. Deniz üstü. Kansu hocamla görüştük. Görüşüyoruz da. Yani söylemek, yani yapmak istedikleri, hayalini kurdukları ve gerçekleştirmek istedikleri anlatırken gözlerin içindeki mutluluğu geçemiyor. Yani hocamın o yapmak istediklerini, yaşamak istediklerini ayrıca gönül vermişler bu işe. Sevgili eşiyle beraber. Selamlar ikisine de. Hani bir vizyon oluşturmuş kafasında, bir zirve koymuş buraya. Ama bu zirvede yalnız olmayalım, hepimiz olalım mantığıyla giden bir insan. Anlattıklarını anlatırken gözlerin içindeki ışıltı anlattıklarını gölgede bırakıyor. O kadar parlıyor gözünün içi. Heyecanlı. Deniz üstü yarışılabilir. Hani tereddüt olabiliyor. İnsanlar şöyle bir şey, haritaya baktığı zaman kuş Antalya, hani Silifke, Manavgat tarafına yatıp Adana tarafı, hani üzerinde deniz üzerinden gelip ağır uçumlar çıkabilir gibisinden çok fikir üretiliyor. Ben de 700-800 uçumlar diye düşündüm. Hani yatar diye. Ama kendisi o bölgede yarışmış. Hızlı uçumlar olacağını söyledi. Kapalı kutu şu an benim için ama tabii en iyisini o bilir. Çünkü o bölgede yarıştı ve yarışıyor. Çıkmış olduğu yolda başarılar diliyorum. Yine gönlümüz güzel bir abimiz. Orada da varız çok şükür. Düşünüyoruz oraya da kuş yollamayı. Hayırlı uğurlu olsun. O da Türkiye'ye kazandırılan güzel kümeslerden birisi. Nesim çok değerli bir kardeşim. Geçen sene hasta olmasına rağmen, talihsiz bir sezon geçirmesine rağmen yarı yolda bırakmadı gemiyi. Hani bırakıp kaçmadı veya bahane üretmedi. Takır 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 herkesin parasını da verdi. Kuşlar da ihaleye çıktı. Finalini de yaptı. Ya diyorum ya, iyisiyle kötüsüyle bir Erman şey yok. Hani biz akvaryumda balık beslemiyoruz. Hepsi önümüzde. Veya bir olimpik yüzme havuzu, at 10 tane sporcuyu, yüzsün karşıya değsin geri gelsin. Biliyoruz onun ayağına kramp mı girdi.
veya işte geçildi, kulaç atamadı. Biliyorsun başına ne geldiğini, yarışı kaybetti diyorsun. Ama bizim postacılıkta şans, iyi kuş, emek ama %50'si belirsizlik. Bilmiyoruz. Avcı mı vurdu, şahin mi vurdu, deprem mi oldu, toz bulutu mu oldu? Olabiliyor. Bunlar da göz ardı etmek gerekiyor. Bazı şeylerde müsamaha tanımak gerekiyor. Gönülden desteklediğim bir kardeşim. Hani Nesim'e de başarılar diliyorum. Orada da Basing sistemiyle yarışan bir kümes. Oraya da Allah izin verirse Ahmet Çavdaroğlu, İmdat Erdin olaraktan orada da varız inşallah. Bunun da yolu açık olsun. Ondan sonra Ayhan Sinep, Amanos Ekstrem. Başarılar diliyorum ona da. Hatay'da o da. Yarışılabilir. Yani iyi bir arkadaş. Allah yolunu açık etsin. En yüksek ödülü Baco Yıldız galiba açıklamış. Pek tanımıyorum şimdi. Bilmiyorum. Hani kuş hiç yarışmadım ben orada. Çok da tanımıyorum. Bilmiyorum. Allah yolunu açık etsin. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Güzel ödül açıklamış. Allah muvaffak etsin. İzmir Altın Güvercin var İzmir'de. Şimdi iki tane arkadaş yapıyor orayı. Allah yollarını açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Vizyonları var inşallah. Kimse kuşsuz kalmaz Türkiye'de. Bir yıl önce 1000 kuşun 900'ünü öldürüp de hiçbir yerin parasını ödemeyip de kapatan kümesler de oldu. O da oldu, bu da oldu. Ama hala kuş toplayabiliyor. Türkiye, bizim Türk insanının hafızası çabuk unutuyor her şeyi. Bu camia bir arkadaşımın, çok değerli bir arkadaşımın çok güzel bir sözü var Erman. Bu camia çok uzun süreli küs kalacak kadar büyük değil. Bu camia çok uzun süreli dost kalacak kadar da büyük değil. Hani insanlar verebiliyor. Kimse kuşsuz kalmaz. Kimse kimsenin kolonma durumuna kötülemesin. Herkes ekmeğinin peşinde. Herkes kendi rızkının peşinde. Herkesin müşterisi var. Herkesin kuş verebilecek potansiyeli var ve alabilecek potansiyeli var. Ama 3, ama 5, ama 20 dolar her kümes. Çok fazla böyle insanları kırmadan toplamak gerekiyor. Golden İzmir Altın Güvercin'de kuş verilebilecek yerlerden vizyonları var. Daha önce iki sezon orada başka bir arkadaş yarıştı. İnşallah muvaffak olurlar. Hayırlısı olsun diyelim onlara da. Galiba şey var bir de, Urla, Ege'nin ilisi Urla. Sanıyorum orası Basing'le yarışmadığı için pek ben araştırma fırsatı bulmadım. İyi bir arkadaşımız ha şimdi. Allah yolunu açık etsin. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tek Birik onunla yarışan yer orası galiba Türkiye'de. Türkiye'deki 10 kolon modum 9'u Basing. Bir tek Birik onunla o yarışıyor. İnşallah güzel destek alır. O da bu işin içinden alnının akıyla çıkar. Dedim ya, Allah herkesin yolunu açık etsin. Ya, hayırlı olsun. Güzel bir kardeşimiz. O da bir yola çıkmış. Bir emek harcamış. Çoluğunun çocuğunun rızkını bağlamış. Sonuçta ben her zaman söylüyorum. Arkadaşlar, kolon modumlara hep destek olalım, destek olalım deniyor ya. Bakın ben o lafa çok karşıyım aslında. Şöyle karşıyım. Kolon modumlara destek olmayın. Kolon modumlar vakıf değil. Kolon modumlar bir hayır kurumu değil. Kolon modumlar bir kurumsal, sosyal yardımlaşma ve dayanışma değil. Kolon modumlar kişilerin dolaylı yoldan camiaya hizmet, yani yarışan insanların kuşlarını görebilmesi, parlayabilmesi, marka olabilmesi adına bizim için bir kapı. Ama şunu unutmayalım. Kolon modumlar tamamen ticari, kişilerin para kazanmak için. Niye adam gece gündüz benim kuşuma baksın ki orada? Çoluğundan çocuğundan feragat etsin. Para kazanacak tabii ki. Bu adam bunu ticaret için yapıyor. Para bağlamış. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin. Bu adam orayı para kazanmak için yapmış. Biz oraya destek olmayacağız. Biz oraya kazanmak için kuş vereceğiz. Kazanmak için iyi kuşumuzu vereceğiz. Para edecek kuşumuzu vereceğiz. Biz de kazanacağız, o da kazanacak. Burada destek vermesi gereken olan kişi değiliz biz. Biz oraya yarışçıyız. Destek yardımdır. Yardım kuruluşu değil ki orası. Profesyonel olarak yapacak. Ha şimdi mesela diyor adam, ben 200 bin lira, 100 bin lira para harcadım. Kolon modurma şunu yaptım. Abi sen yaptın, niye yaptın? Şimdi otobüs firması var. Yanlış anlama Erman'cığım. Adam 1 trilyonluk otobüs alıyor. Otobüsüyle 80 liraya yolcu götürüyor atıyorum buradan İstanbul'a veya 100 liraya. Ama öbür firma gitmiş 2 trilyon otobüs almış. Wi-Fi'sini koymuş, televizyon koymuş, bayan hostes koymuş, çay kahve makinesi koymuş. Yemek koyuyor ekstradan. Bu adam da 100 liraya götürüyor. Adama diyemez. Adam demez ki onun otobüsü 1 trilyon, benim otobüsüm 2 trilyon. Kardeşim benim hizmetim bu, beni tercih etmen için. O yüzden de belirli kolon modumların yarış camiasına, posta güvercini camiasına, bu işe gönül vermiş insanlara sunmuş oldukları hizmet, vaat, menfaatleri doğrultusunda kazanabilecekleri, mutlu edebilecekleri eylemler, hareketler bizi cezbetsin. Ben, o benim arkadaşım, bu benim dostum diye destek olmak yerine ben kafama yatan, benim menfaatime gelen. Şimdi çıkar başkadır, menfaat başkadır. Çıkar tek taraflı, kişinin kendini düşünmesi. Ama menfaat karşılıklı, birbirimize menfaat sağlayabildiğimiz ortam. Adam benden menfaat tabii ki kazanacak. 10 kuş vereceğim, kazanacak. Para kazanacak. Ama ben de kazanmak için kuş vereceğim, kazanacağım. O da benim menfaatim, o da onun menfaati. Doğru mu? Bu iş menfaattir. O yüzden Haşim'e de bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah Allah utandırmasın çoluğuna çocuğuna. Rızık kapısı sonuçta bu kolon modumların hepsi para kazanmak için yapıyor. Allah utandırmasın. Herkesin, Allah bu işe para yatıran, emek harcayan herkesin yolunu açık etsin.
Evet kardeşim, bu güzel kuşumuz da rahmetli eski federasyon başkanımız Rıdvan Dinçer'in kolonisinden çıkma kuş. Alfonso Kraslar'la bir tarafı Huben çalışması. Bu senenin Edirne final şampiyonu, az şampiyonluğun da öz kardeşi. Az şampiyonluğu Ahmet Çavdar aldı. Ahmet abim aldı. 20 bin liraya aldı onu. O az şampiyonu final 6. Bu final 1, az 2 bu kuş. Yunus Taşçı kardeşimin adına yarıştı bu kuş. Fatih Pireli ile beraber aldık biz bunu. Güzel bir çalışma kuşu yapacağız bunu inşallah. Geçenki videoda bahsettik galiba. Evet, işte. Videoda vardı bu. Az final şampiyonu. Zaten final 3'te biziz Ahmet abiyle. Hazır bak, lafın yerine gelmiş. Biraz önce sen bana sormuştun ya. Evet. Ha bak, bunu anlatayım. Şimdi arkadaşlar, bir kuş sizin kümesinizde çıkabilir. Bir kuş başka bir yerde de çıkabilir. Kolombodumlar tamamen ödüle dayalı, paraya dayalı ve ünvana dayalıdır. O yüzden hani senin kuşun, benim kuşum, sen de çıktı, ben de çıktı diye bir şey yoktur. Team vardır, takım. Bunu anlaşabilirsiniz aranızda. Adam diyebilir. Ya kardeşim, ben de çok fazla kuş yok, yavru yok. Sen yavru çıkart, ben katılımını yatırayım. Şimdi o yatıran senin sponsorun olmuyor. Ortak oluyorsun. Çünkü sen de bu yavruyu satsan, bugün ölüsü 500-600 lira, 1000 liraya satarsın. Ama katılımı yatırır, sen parayı yatırırsın, kuşu verirsin, yarı yarıyadır bu yatırılan. Ödül yarı yarıya, kazanç yarı yarıya olduğu zaman bu bir takımdır. Oraya isim neyse kuş onundur. Bugün kuşu biz Ahmet abimle beraber yolluyoruz. Kuş kupa alsın benim diyemem. O biziz. Takımız biz. Ben onu tebrik ederim. Kuş bende çıktı, onda çıktı. Bunlar cahil işidir. Bunlar şampiyonluğu taşıyamamaktır. Avrupa'ya bakın. Emil Deniz'i, Hojos Verkaman'ı, Kopman'ı. Bakıyorsun ya, bunlar da ortak kuş yarıştırıyor. Bakıyorsun Alfonso Kras. Ya kardeşim, bu normaldir. Bu stratejidir, güçleri birleştirmedir. Adam der ki kardeşim sen kuşu yolla, parasını ben yatıracağım. Yolluyorsun, kuş uçuyor. Aa benim kuşum. Yok benim kuşum kardeşim. Listede kimin adı varsa adam ona bakar. Bu ünvandır. Tabii ki soy senin, kan senin. Al kardeşim, kümesine koy. Pedigrene yaz. Beni ilgilendirmez ki. Ama basit şeyler bunlar. İnsanlar o diyor sponsor. Hayır kardeşim. Sen de buraya kuş koyuyorsun. Bu kuşu almışsın 15-20 bin liraya. Yavrusunu yolluyorsun. Ne mutlu ki böyle güzel insanlara bulabilmek. Biz Zafer Balta'yla da kuş yolladık. 10 numara yarış kazandık. Kupa aldık. Arkadaşlara da yolladık. Kazandık. Bu stratejidir. Vay efendim, sen benim kuşum şu. Biraz önce sorduğun gibi. Hani dedin ya işte abi, hani biz kuşlarına para yatıralım, nasıl oluyor? Evet, çok güzel oluyor. Kişilerin anlaşmasına bağlıdır. Kimi insan der ki ben eğlenmek için destek oluyorum. Gönder kardeşim kuşu. İzleyelim der. Adam der ki abi ben kuşumu görmek istiyorum. Bir şey istemiyorum. Tamam der. Kuşu verir, sen parayı yatırırsın, senin adın yazar, ödülünü alırsın, çekilirsin kenara. Yunus Taşçı kuşu aldı. Pandemi muhabbetine kuş gelemiyor diye, yarıştır abi dedi, kuş kazandı. Tamam, kuş orada çıkma. Ama Yunus Taşçı aldı mı kuşu? 80 bin lira ödül aldı. Ayrıyetten satış parasından 16 bin liranın 8'ini aldı. Şimdi kuşu ben Yunus Taşçı'ya para vermem diyemezsin ki. Adam stratejik. Ben de giderim şimdi, basarım paramı, alırım bir yerden 20 yavru, gönderirim benim. Bu iş anlaşmaya dayalıdır. Evet, bana da yurt dışından böyle olabilir. Bir talep geldi. Arkadaşlar şey dedi, mesela Aydın abi örnek verdi. Evet. Aydın abi aldığı bütün yavruları yarıştıramaz. Yani kimse herhalde bütün aldığı yavruları yarıştıramaz. Hani büyük kümesler mesela, ya da çok profesyonel yarıştıracağı kadar yavru alıyor zaten, evet. Ama fazla yavru alıp böyle bir şey, sektöre bir şey katabilir miyiz diye bir talep geldi. Mesela Aydın abinin kendi adına yarıştırmayacağı fazla kalan yavruları biz katılım ücretini ödeyip yarıştırabilir miyiz gibi bir şey. Konuşmaya bağlı yapabilir. Onlar da yapılabilir. Şimdi ne sektörde diyebilir? Olan bir tabii, şey yani. O nasıl olur? Aydın'a söylerler. Der ki Aydın, hani biz kuşlara sponsor oluyoruz. Der ki kardeşim ne demek ya, destek amaçlı, al bu 50 yavruyu gönder, ben bir şey istemiyorum der. Ben kuşlarımı görmek istiyorum diyebilir. Adam alır. Kendi adına yollar. Kazanır. Parasını alır, ödülünü alır, kupasını alır, çekilir kenara. Pedigreyi ister, verirse verir, vermezse vermez. Şöyle de diyebilir. Kardeşim al bunu,
senin adın yazsın, benim adım yazsın. Ne kazandık yarıya da diyebilir. Şunu da diyebilir. Kardeşim beni bağlamaz. Ver bana yavru başı. Atıyorum 300-500. Kuşbaşı. Al senin ne halin varsa gör. Al pedigelerin der. Çekilir de diyebilir. Bu kişilerin arasındaki anlaşmaya bağlı karşılıklı samimiyete, güvene, istisnaya bağlı şeyler. Şimdi benim bir soru daha sormuştum. Bak hazır o da aklıma geldi. Atlamayalım. Kolonmal durumlarda fiyat görmeyen, satılmayan, sonradan gelen kuşlar ne oluyor? Etik olan nedir gibisinden bir şey demiştin. Şimdi kolonmal durumlarda tamamen tüzüğe dayalı, kendilerine ait almış oldukları kararlar ve bu kararları tüzüklerde yayınlayarak kuş gönderen kişilerin bu tüzükte yazılı olan maddeleri kabul ederekten kuş verdiği özel sektör olduğu için kişilerin aldığı belirli kararlar vardır. Burada genellikle kolon bodrumlarda yarış sonrasında gelen kuşlar, ihaleler bittikten sonra, toplandıktan sonra kuş sahiplerine haber vermek yakışır. Kuşun geldi, kuşun ne yapayım veya fiyat görmedi, ne yapayım? Uygun olanı zaten vardır. İşte 250 liradan yarı parası, 500 liraya. 250 liranı verirsen kuşunu yollarım der veya 200'ün neyse. Kuş sahibi ben hayır bunu istemiyorum derse o komiteye yani o organizasyona kalır. Kolon bodrum sahibine kalır. Organizasyon bunu isteyen olursa satabilir. Pedigre verip vermemek benim elimde olan bir şey. Yani kuş gönderen elimde olan bir şey. Çünkü ihale sonuçta sana var verip vermemek. Ki vermek yakışır bence. Onunla hatta sana ilginç bir şey anlatayım. 2018 yılında bir kuşum gelmiş sonradan. Mesut Güler bana haber verdi. Dedi böyle böyle bir kuşun geldi. Çok hoşuma gitti. Ne yapayım dedi. Vallahi dedim Mesut abi kuş nasıl dedim. Ben dedi damızlama koyacağım dedi kuşu. Çok beğendim. Dedim tamam abi canın sağ olsun ayıp ediyorsun dedim. Kalsın dedim. Ama ne pedigre ne bir şey vermedik yani o zaman. İstememişti. Sonra bunu bir arkadaşımıza kuşu hediye etmiş. Kuşun yavrusu iki yavru almış. Birisi az şampiyonu olmuş. Bir tanesi final ikincisi olmuş. Bana daha bir ay önce çocuk yazdı. Ay Yunat abi dedi sen de benim bir kuşum var dedi. Ben de dedi senin kuşun. Dedim hayırdır nereden geldi? Ya dedi Mesut abi verdi dedi. Dedim ha dedim tamam dedim hayırlısı olsun dedim. Pedigresini verebilir misin abi dedi. Dedim kardeşim niye vermeyeyim ya kuş bu. Sanki benden babamdan dedemden kalan arazinin tapusunu mu istiyorsun? Ben attım pedigresini göğsümü gere gere. Yani şimdi yıllardır kuş alıyorum. Bir kere daha Allah'ın kulu diyemez. Sen aldığın kuşu özetleyeceğim. Aldığın kuşu uçmadı diye çamur attın bu adamı lekeledin diyemez. Bu insanlar ben ilk postacılığa başladığımdan beri hayatımda postacılığa yön vermeye kalkan ve destek olmaya çalışan. Ama başarılı olduk ama olamadık. Olan bütün insanlar bu işi iyi niyetle yaptı. Biz bir yerlere gelelim, kazanalım, uçalım diye iyi niyetle yaklaştıkları için o verdikleri kuşlar, yardımlar da iyi niyetli olduğunu düşündüğüm için ben hiç kimseye duyurmadım. Gerek kuşun markasını kestim havaya attım. Gerek markasını kestim birine hediye verdim. Paramla alayım anla. Paramla aldım. O kadar deli paralar aldığım kuşları bile kimsenin haberi olmadan ben kaybettim. Çünkü o adam bana onu yaparken iyiliği. Yani iyi niyetle yaptı. Bana yardımcı olmak için yaptı. Ben ona kuşu alana kadar abim aldıktan sonra hadi lan diyemem. Bugüne kadar o yüzden bizde emeği olan 2013 yılında başladığımdan beri emeği olan bize yardım eden yardımcı olmaya çalışan gerek yanlış anlaşılma gerek farklı düşünceler içine girerekten aksilik de olsa herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kim böyle bize bir iğne ucu kadar yardım olduysa Allah bir kere razı olsun. Bizim üzerimizde emeği olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Buradan da Ahmet Çavdaroğlu'na ve Mustafa Köymen'e Kolon Bodrum ve dernek yarışlarında İki kulvarda yol arkadaşlığı, abilik yapan, kardeşlik yapan, dernek yarışında kendi kuşları gibi ilgilenip, kendi kuşlarımız diyebilme yolunda atmış olduğumuz bu büyük adımda, sen ben değil de biz olmayı başarmış olduğumuz kardeşim Mustafa Köymen'e ve ailesine, çünkü onlar da belirli şeylerden feragat edip bu yolda bize inandılar, yardımcı oldular. Ailesine ve kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıyeten Ahmet Çavdar abime Kolon Bodrum ve hayata dair bu yönde 2-3 kere bu işi bırakacağım zaman bana kızıp telefon açıp
devam ediyorsun ki bugün bana telefon açıp imdat aç kapakları sal kuşların hepsini bırakıyoruz postacılığı dediği anda bir dakika düşünmeden kapakları açıp ben bu kuşları salacağımı da çok iyi biliyor. Abime de ve ailesine de çok çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan iki şu anki ama geçmişteki arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim ama şu anki kulvardaki iki yol arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 sezonu bütün bu işe emek veren, gönül veren herkese ve bize güzellikler getirir. Bütün posta camiasına, güvercin sevdasına, gönül vermiş herkese, farklı ırklarla besleyen herkese çok çok selamlar. Aşağıda indirebilirim aslında onu. Bu da Drappa bir kuş. İhsan Sarıyer'in Aydın Final 1 As 1'in öz kardeşi bu. Çok harika bir kuş. 300 tane kuşun içinde görseydim bu kuşu yine bu kuşu alırdım. Çok müthiş bir kuş. Yani. Çok hoşuma gidiyor. Nedir mesela senin için bunun müthiş olmasının sebebi nedir abi? Bu kuşun bir fizik tüy yapısı. Tüy yapısı. Tüy yapısı ve elektrik vermesi. Ve soyunun gerçekten uçmuştuğunu biliyorum. Hani ben bu kuşu kanadıyla, beliyle nasıl uçacağını, ne uçacağını söyleyemem. Bu yani çok tezdir o. Ama elektrik var ya çok farklı bir şey. Telefon açtım. İhsan abi dedim, senden dedim Bursa'da As 1 Final 1'in öz kardeşini ki aldım. O da kupalı uçmuş. Aydın'da Final 1 As 1 olanın öz kardeşini istiyorum. Özellikle bu iki kuşun dedim. Var dedi, gel dedi birer tane. Gittim. Şöyle baktım. Bu kuşu bir gördüm. Dedim şu kuş dedim nedir abi dedim. Güldü getirdi bunu elime verdi. Dedi ne? Dedi istediğin kuş bu zaten dedi. His var ya. 300 tane kuş var dedim şurada. Bana dedim 299 tanesini göster ilgimi çekmez. Ama dedim şu kuş dedim benim dedim bütün ilgimi çekti. Allah da gönlümüze verdi. Bu kuşu çok yani böyle çok yani çok his veren bir kuş. Yani Kado'dan sonra bana his veren bu ikinci kuş. En özellerdenmiş İmdat abimizin. Evet, bu 41 kere vane. 41 kere Vanhe. Vanhe kuş. Ersin Lale. Ersin Lale ustamın bana 2015 yılında vermişti bu kuşu. Bu kuşun yavrularıyla ben bunun önce şöyle söyleyeyim. Annesi direkt orijinal Vanhe. Babası da Stigelbaut. Tayyar abiden gelme. Bu kuşun 141.823 numaralı bir erkek kardeşi vardı. Master yaptım ben 5 yıl bu kuşlara. Master. 880 kilometre günübirlik Sivas şampiyonu. Yozgat 700 kilometre şampiyonu. Genel klasman ikincisi, birincisi şampiyonu. Trakya genel klasman ikincisiydi. Bunun öz kardeşi. Bir kız kardeşi vardı. 690 maraton klasman ikincisi. 700 kilometre birincisi. Yine biz bir kardeşi 2 sene yarıştı. Yine 3 kupa aldı. Yine Sivas kupası vardı, Fites kupası vardı. Yine bir 007 diye bir kız kardeşi vardı. Yine onun bir 3-4 kupa aldı. 52 numara yine Sivas şampiyonu. Bunun 9-10 kardeş bunlar şampiyon. Sonradan bunların kardeşlerini, uçmamış kardeşlerini de damızda aldım. Onlar da bende. Yavru yarışında, klasmanda, kolombodumlarda kupa aldı. Sonra ben bu kuşu aldım, bir dişiye vurdum. Ege Derbi Final 2 As8 çıktı. Sonra torununu kupa aldı. Sonra ben bunu Memne ile çalıştım. Dernek yarışında uçtular. Joker oğlu Joker. Vanelerin direkt elimde bir tane bu var. Bunu bütün kardeşlerine dağıttım. Mahmut Akkoyun'da var. İsa Kocaoğlu'nda var. Fatih Pireli'de var. Bunun öz kardeşleri. Edirne'de Gökhanlar'da var. Şevketler'de var. Yani kıskanmadım ben bu kuşları dağıttım. Sadece bunu bıraktım.
arkadaşlar, bugün İmdat abimizin misafiriydik. Posta güvercinleri hakkında güzel bilgiler aldık kendisinden. Bakmayın ben böyle durduğuma. Gerçekten hava soğuk. Ben de Beremont İmdat abi tişörtle duruyor. Postacılıkta herhalde bu. Ben ateş var. Ateş var, postacılık ateşi var. Abi çok teşekkür ederiz. Teşekkür Şampiyonlar gördük. Teşekkür ederim. Son sözü sana vereyim abi. Bizi izleyecek arkadaşlara, posta camiasına söylemek istediklerin varsa onları da alalım. Programımızı tamamlayalım abi. Kardeşim öncelikle saydığın için, sevdiğin için, geldiğin için çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Postacılık adına ve kuşçuluk adına verdiğin olduğun bu üstün gayretin, çaban için sana çok teşekkür ediyorum camia adına. Ben bütün Türkiye güvercin sever olan bütün arkadaşların hepsine 2021 sezonunda posta dahil herkese başarılar diliyorum. Her zaman yol arkadaşlığımı yapan Mustafa Köymen'e ve ailesine, Kolombodrumlarda da yol arkadaşlığı yapan Ahmet Çavdaroğlu ve ailesine ben bir kere de burada bütün herkesin huzuruna teşekkür ediyorum. Aileme ve oğluma da çok teşekkür ederim, çok desteği olduğu için. Bugüne kadar bana bütün faydası olan bütün herkese çok çok teşekkürler. Bütün posta sever camiasına 2021 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Son bir söz söylemek istiyorum. Charlie Chaplin'e sormuşlar. Hani neden sen filmlerini sessiz film olarak yaptın? Neden konuşmuyorsun? Durmuş demiş ki, ben eğer demiş filmlerimi sesli yapsaydım beni sadece İngilizce bilenler anlardı. Ben sessiz yaptım ki beni bütün dünya anladı. Ben de posta güvercinini Charlie Chaplin'in o sessiz filmlerine benzetiyorum. Bütün dünya anlıyor ve bütün dünya besliyor. O yüzden bu evrenselliği, bu evrensel kuşu besleyen, yarıştıran ve bu postacılığın her yerinde olan bütün posta severlere selamlarımı yolluyorum. Herkese bütün girdikleri yarışlarda başarılar ve girdikleri bütün organizasyonlarda da üstün gayretler için teşekkürler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Her platformda her postacıya başarılar. Evet arkadaşlar. Kendisinin de bir çift hediyesi olacak. Bedenler bilirler. Her gittiğimiz kümesten bir çift hediye yavru vermeye çalışıyoruz. İmdat abim de kırmadı bizi. Dedi tabii ki Erman dedi. Takipçilerimize dedi. Yeni başlayacak gençler olur dedi. Emekli olur. İlk defa posta güvercini besleyecek olur. Hobidaşlara. Kim isterse damızlıktan hangi kuştan istiyorsa. Evet arkadaşlar. Yani benim elemasyon veya şu değil. Bana der ki bana şu kuşun yavrusunu istiyorum. Ben bugün olur yarın olur. Kolombo numarı dağıtalım. Bir çift güzel bir yavru çift hediyemiz olacak kuştan, arkadaşlar. İnşallah o zaman hashtag belirliyoruz. İmdat Erdin mi yapalım? Biz İmdat Erdin ise İmdat Erdin tamam yapalım. Arkadaşlar hashtag İmdat Erdin yazıyoruz. Bu videoya yorum yolluyoruz. İmdat abimize de söylemek istediğiniz olur. Eleştiri olur, görüş olur, öneri evet olur, tavsiye olur. Her şeyi bekliyoruz. Mesajınızı bekliyoruz. Videomuza da arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videomuzda başka bir kümeste, başka bir ortamda sizlerle beraber olacağız inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.